Hünkar Mutlu, teşekkürler. Avusturya'dan mutlu günler dileyelim. Şu anda Avusturya'nın 1650 metreyle çıkılabilecek en yüksek dağındayız. Burada gerçekten çok güzel, çok keyifli bir manzara var. Biraz önce sen de dile getirdin. Bu manzara eşliğinde yine çok özel bir konuğumuz var. Beşiktaş Kulübü Futbol Şube Sorumlusu ve AS Başkanı Sayın Emre Koca da Avusturya'da özel yayın konuğumuz olacak. Emre Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, hoş bulduk. Birlikte geldik buraya teleferikte. Çok güzel bir manzara var, çok güzel bir ortam var ama Beşiktaş'ın kamp yaptığı tesis de gerçekten çok keyifli, çok güzel bir ortam. Önce orayla başlayalım. Nasıl bir ortam var? Siz de kamptasınız, neler söylersiniz? Öncelikle hayırlı günler diliyorum. Geçmiş bayramların mübarek olsun tüm Beşiktaşların ve spor severlerin. Burada zirveye çıktık. İnşallah zirvede kalmak daha zor, biliyorsun. Çıkarken sen zorlandın ama biz rahat çıktık. İnşallah zirvede kalırız. Beşiktaş için de zirvede kalacağımız bir sezon olur. Tabii Avusturya bu noktada yaz kamplarıyla alakalı zaten geçmiş dönemlerde de yapmıştık ama son iki senedir işte bu pandemiden dolayı yaz kamplarını yapamıyoruz. Geçen sene son anda iptal ettiğimiz bir kamptı. Bu sene pandemi el verdi ve bu sene gerçekleştiriyoruz kampı. İnşallah bu kamp dönemi oyuncuların yeni sezon hazırlığı noktasında hayırlı olur. Bu kamp dönemleri iyi geçirirsek sezon için çok faydalı oluyor. Özellikle sezonun ilk yarısıyla alakalı yeni oyuncular, eski oyuncuların kaynaşması, hocanın vereceği taktikleri, uygulamaları noktasında olumlu bir kamp dönemi geçiyor. Tesisler de iyi. Otel de çok güzel. Bu noktada memnunuz. Emre Bey, geçtiğimiz sezonla bu sezonu kıyasladığımızda 14 ayrılan futbolcu var. Çok fazla görmeye alışık olmadığımız bir durum var. Kampa transferlerin çok büyük bir kısmı yetişti. Transferlerin perde arkasında neler yaşandı? Bu süreci nasıl aktarırsınız? Siz birebir içindeydiniz hepsinin. Bu sezon diğer sezonlara göre biraz daha transfer anlamında özel oldu herhalde. Aslında şöyle, tabii uzun dönemdir geçmiş kontratlardan çıkamadığımız bir noktadaydık. Birçok oyuncuyla faydalanabildiğimiz, faydalanamadığımız oyuncular uzun kontratlardan dolayı bizimle beraber taşımak durumunda olduğumuz kontratlar vardı. Kimisinden faydalandık, kimisinden faydalanamadık ama bu sene özellikle çoğu kontrattan çıkma noktasında bir şansımız vardı. Bu noktada biz de profesyonellerimizle beraber neler yapacağız? Yaz öncesi çok ciddi bir çalışmaya zaten sezon bitmeden girmiştik. Teknik ekibimizde, sportif direktörümüz ve başkanımız ve benim de dahil olduğum bir ekibimiz var. Yani futbol noktasında karar vericiler olarak. Tabii scout ekibimizin çalışmaları, daha sonraki profesyonellerin bize maddi anlamdaki dönüşleri, oyuncuların fayda maliyet analizleri, bu noktada da bizim verdiğimiz ve son kararı başkanımızın verdiği bir süreç işliyor. Çok şükür istediğimiz oyuncular oldu. Yani bu her transfer döneminde gerçekleşen bir olay değil. Biraz kısmet, biraz başarı, transfer başarısı. Birinci sırada istediğimiz oyuncuların çoğunu biz kamp öncesinde bitirmiş olduk. Bizim için çok İyi bir durum, iyi bir başlangıç transfer dönemine. Henüz transferde noktayı koymuş değiliz tabii ki. Eksik olan bölgeler var. Tabii kampta hocanın tespit edeceği eksikler var. İkinci kampı da yaptıktan sonra, belki sezon başladıktan sonra bile transfer edebileceğimiz noktalar olabilir. Transfer ihtiyacı doğacak noktalar olabilir. Bu noktada da hocamızla diyalogdayız. Sportif direktörümüz zaten hocamızla o diyaloğu sağlıyor, bizlere iletiyor. Biz de bütçemiz dahilinde neler yapabiliriz? Şampiyon olacak, yarışın içinde olacak kadroyu nasıl oluşturabiliriz? Bunun arayışı içerisindeyiz. Ama şimdiye kadar olan transferlerden zaten giden oyuncular, çok fazla oyuncu gitti senin dediğin gibi. Onun tamamını sayısal anlamda geri alma gibi bir durumumuz ve planlamamız yok. Gerekli bölgelere iyi transferler yapmak istiyoruz. Geri kalan noktada da sayısal anlamda gençleri zaten altyapıdan buraya da getirdik onları. Hoca da bu sabah yine bir konuşuyorduk, üçlü bir konuştuk.
Merak ediyoruz orada konuşanları. Evet, yani o da çok memnun. Gerçekten kendisi için de sürpriz isimlerin olduğunu söyledi. Bir tane örnek verebilir misiniz mesela? Tabii, özel değil. Emirhan Delibaş, Oğuzhan Akgün gerçekten. Şimdi çok fazla işin içinde olmanıza rağmen tabii aynı ortamda bir iki hafta bulunmak oyuncuyu daha iyi tanımanızı gösteriyor. Bu noktada altyapıdan bu oyuncuların çıkıyor olması. Ben de kendisine uzun bir dönem Necip'ten başka altyapıdan oyuncu çıkmadığını anlattım. Evet. Yani bizim dönemimize kadar. Bu son başkanımızın başkan seçilip bizlerin tekrar göreve geldiği dönemde işte Ersin Rıdvan gibi birçok oyuncuyu biz A takımda şans vererek, Emirhan İkkan gibi birçok oyuncuyu biz A takımda şans verdik. Orada şunun tartışması oldu. Yani bu geçmiş bu dönemde doğru oyuncu mu çıkmadı yoksa doğru oyuncu şans mı verilmedi? Beşiktaş altyapısı her zaman bence iyi eğitim veren, iyi antrenörlük şeyini veren, yani oyuncuya onu aşılayan ve diğer değerleriyle beraber oyuncu yetiştiren bir altyapı. Ama önemli olan biraz da A takımda o çocuklara şans verebilmek. Ben bunu daha çok bu son dönemde becerebildiğimizi düşünüyorum. Belki ihtiyaçtan, belki de o günkü şartlar, işte mali yapı şartları bu oyuncuların önünü açmada bizi kolaylaştırıyor. Tabii yine de taraftarın gözü kulağı sizin ağzınızdan çıkacak transferlerde, transfer cümlelerinde, haberlerinde. Şu anda Emirhan Topçu ve Emre Can ile ilgili, yanılmıyorsam, bir girişimleriniz devam ediyor. Nedir bu iki transferde, hem Çaykur Rizespor kanadıyla alakalı hem İstanbul Spor kanadıyla alakalı? Tabii Türk oyuncu kuralı, daha önce de ben ifade ettim, çok fazla desteklemediğim ya da desteklemediğimiz bizim kulüp olarak bir kural olarak ortaya çıkıyor. Her zaman bunu savunanlar var, savunmayanlar var. Tabii çok az bir arz var. Arz talep dengesi ekonomide çok önemlidir. Çok az bir oyuncu var Türk oyuncu olarak. Süper Lig'de iyi takımlarda oynayabilecek, rekabet edebilecek en azından. Bunun yanında çok fazla talep var bu oyunculara. Bu talepler olduğu sürece oyuncunun kısıtlı olmasından dolayı tabii fiyatlar biraz yukarı gidiyor. Bunu daha önceki transfer girişimlerimizde de gördük. Bir iki oyuncuyla alakalı transfer girişiminde bulunduk ama yüksek ücretlerden dolayı biz burada geri adım attık. Tabii burada iki tane genç oyuncu var. Yine mali şartlarda anlaşabilirsek ikisiyle alakalı da biz isteğimizi söyledik ama olması bizim için iyi olur ama olmaması, bu transferlerin gerçekleşmemesi, farklı oyuncularla da konuşmadığımızı göstermez. Oyuncuları da takip ediyoruz. Tabii Türk kuralından dolayı, Türk oyuncu oynatma sahada 3 tane oyuncu en az 4-5 tane de iyi alternatifini getiriyor. 8-9 tane iyi Türk oyuncu bizim kadroda bulundurmamız lazım. Bizim altyapımızdan gelen oyuncular var, transfer edeceklerimiz var, mevcut oyuncular var. En iyi 9-10 Türk oyuncuyu biz kadroda bulundurmak için bu arayışı yapıyoruz. Emre Bey, yavaş yavaş sona doğru gelelim. Biraz önce siz de söylediniz, şu anda Avusturya'nın çıkılabilen en yüksek dağındayız, zirvedeyiz. Buradan Beşiktaş taraftarına neler söylemek istersiniz yeni sezonla alakalı? Yeni sezonla alakalı iyi bir başlangıç, iyi bir hava yakaladık. Transferler iyi gidiyor. Kombine satışları çok iyi gidiyor. Duyarlılığından ötürü taraftarımıza, büyük Beşiktaş taraftarına, Beşiktaş camiasına teşekkürlerimi tekrar iletiyorum. Yönetim kurulu ve başkanımız adına. Gerçekten formalarımız Kartal Yuvalarında satışta. Onlara ilgi gayet güzel. Bizi destekledikleri takımın arkasında durdukları bir sezon olsun. İyi bir kadro kuruyoruz. İnşallah sonunda şampiyonluk olur. Tabii bu transferler işin daha çok başlangıcı. Yani iyi isimleri almak işin şampiyonluğa götürmüyor. Önemli olan takım olabilmek. Takım olgusunu aşılayabilmek. Bizim de burada görevimiz o. Yani oyuncuların yanında olarak belki teknik anlamda bir katkımız yok ama oyuncularla beraber olup onların dertlerini dinleyip onlarla beraber vakit geçirerek onlara o özgüveni aşılamayı, bizim onların yanında olduğumuzu göstermeye çalışıyoruz. Bundan sonra İspanya kampı var. Başkanımız da oraya katılacak. Yani oyuncularla beraber, biz burada oyuncularla beraber olarak o görevi yapıyoruz. Taraftarlar da her zaman tribünlere gelerek, orada doldurarak oraları desteklerini ifade ederlerse
hep beraber şampiyonluk yolunda yürürüz. Emre Bey çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Evet değerli izleyiciler, TRT Spor ekranlarında Beşiktaş Kulübü Futbol Şube Sorumlusu ve As Başkanı Sayın Emre Kocadağ'la birlikte olduk. Türkiye saatiyle saat 17.30'da Beşiktaş'ın Avusturya kampındaki 10. gün antrenmanı olacak. Bunu da canlı yayın ekranlara getireceğiz diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.